geleceğinizi daha önce bilseydik hazırlık yapardık. Aman efendim, ne olur öyle söylemeyin. İş güç çıkardım diye huzursuzum zaten. Ne kadar iyi oldu, ne huzursuzluğu. Gelmiyorsunuz diye bozuluyorduk hatta. Rahat mısınız orada, bir yastık daha vereyim mi belinize? Hayır, gayet iyi, rahatım ben. Bana ver, benim belim ağrıyor asıl. İyi mi? İyi. Çocuklar şu ödevlere bir bakalım, hadi gelin. Ben kontrol ettim ama imzalamadım. Evi bir arasana Fikret. Bir yokla bakalım, Ali Rıza evde miymiş? Nerede olacak? Tabii ki evdedir babam. Hayriye Hanımcığım gel, gel şöyle yanıma otur da dertleşelim azıcık. Hayrola, ne derdiniz var? Yok, benim değil. Senin var besbelli. Anlarım ben. Ne oldu? Bir şey olmadı, ne olsun? Kocanla mı kavga ettin? Yok canım, ne münasebet. Pardon, bir elimi yıkayım. Vah vah vah, neler olmuş ayol? Neler olmuş? Anlatıyordu da şimdi dayanamadı, başladı ağlamaya. Vallahi. Şş, gel bakayım, gel bakayım buraya. Gel gel. Dövmüş mü bunu kocası? Ne olmuş? Niye kavga etmişler? Anne, durduk yerde olay yaratma. Kimsenin kimseyi dövdüğü yok, nereden çıkartıyorsun? Yok. Vallahi billahi bir şey var, bana söylemiyorsunuz. Ama nasıl olsa öğrenirim ben. Allah aşkına rahat bırak kadını. Tahsin, hadi çocuklara söyle de oturalım. Çocuklar, yemeğe oturuyoruz. Gel anneciğim. İyi misin? Tabii, niye iyi olmayayım? Kızımın evine gelmişim, damadımın sofrasına oturacağım. Keyfim yerinde çok şükür. Bunların alayı artist vallahi. Efendim? Maşallah dedim. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Geçin bakalım. Meğer Hayriye annenin sesi dolduruyormuş bu evi. Herkes ne kadar sessiz. Sen bari konuş Şevket. Yarın mahkeme sabahtandı değil mi? Ne iç açıcı bir konu açtın, tebrik ederim. Sen de gidecek misin abi? Ya müfettişler de bankada, bilmiyorum. Geçen haftadan müdüre söylemiştim mahkememiz var diye. İnşallah hatırlar. Senin gelmene gerek yok. Ben gideceğim Ferhunde Hanım'la. Yarın sabah bir kere daha telefon edelim. Dur bakalım. Gelmek istiyorum. Aslında ben de o pisliğin karar okunurken suratını görmek istiyorum. Kaç sene daha yer acaba? Yarın mahkemeden sonra öğreneceğiz. Gerçekten bu konu yeter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mazlum çocuğu oyna mahkemede. Efendim siz konuşma. Sakın direkt olarak bakma yüzlerine. Pişmanım da her fırsatta. Anlaşıldı mı? Hı hı. Geç imaj yeniliyor mahkeme için ha? Talat abi ise taktik veriyor. Şşt, kesin bakıyor. Hadi saatler olsun. Şunu bir deneyeyim. Yarın mallar geliyor, belli oldu. Dükkan açılıyor. Hadi hayırlısı olsun. Talat abi yeni ortağını buldu. Katır. Ha. Senin papucunu dama attı bu keçi.
O kadar emin olmayın. Ben onu bir teperim. Ne olduğunu şaşırır. Bunun cepleri yok. Şşş. Oğlum uyandırma milleti. Zulalı ceket bu değil. Tüm sen işin bittikten sonra tuvalete gittiğinde bunun aynından bir ceket daha alacak. Benim arkadaşlar bırakacaklar oraya. Bunu oraya asacaksın, onu giyip geleceksin. Peki girerken bakmayacaklar mı? Aramayacaklar mı üstümü? Benim bunu düşünmemiş olma ihtimalim var mı? Yok abi. Aferin. Burada sevenimiz çok hamdolsun. Yarın mahkemeye gelecek mi seninki? Kim? Necla. Gelmez. Ama Ceyda'yı aradım. Oğlanı getirecek. Birkaç dakika bile olsa koklarım inşallah. Bana bak. Yumuşayıp damalları helada unutma sakın ha. Fena oluruz. Unutmam abi. Merak etme. Yavaş önüne bak. Efendim. Leyla nasılsın? İyiyim. Gelmişsiniz. Göremedim sizi. Ya öyle oldu. Ne yapıyorsunuz? Yemek yedik. Sofrayı topluyoruz. Babam ne yapıyor? Babam? Babam çalışıyor sedirli odada. Anladım. Yok yok, çalışıyorsa hiç kaldırma. Ben öylesini aradım. Annem de iyi canım. Sohbet ediyoruz. Tamam, hadi herkesi öptüm. Bizi merak etmeyin. Tamam canım. Çalışıyor muymuş? Evet, duydum. Ay! Ne oldu? Ay! Eyvah! Bu iğnenin ne işi var burada kızım, Allah korusun. Nereden gelmiş? Allah Allah. Dikiş kutusuna koyarım. Şimdilik şurada dursun. Fikret. Şevket bir şey sormuş mu ne oldu ne bitti diye? Hayır. Öğrenmiştir Ferhun deden. Kim bilir beni nasıl suçlayarak anlatmıştır o Hızır'da. Çocuklar da kapris yaptığımı zannedecekler. Anneciğim kapris değil ama bence abartıyorsun.